Halkbank'ın katkılarıyla. Genel izleyici. Yani param olsa borsaya yatırırım. Daha önce bir ilgimi çekti. Biraz oynadım. Şu ana kadar herhangi bir yatırım yapmadım. Ama çevremdeki insanlar yapıyor. Borsayı biraz büyük balığın küçük balığı yutması gibi görüyorum. Borsa daha yükselir mi? Biraz param var, hangi kağıdı alayım? Şu hisse ne olur? Bir kağıt söylesene. Eminim borsayla şahsen ilgilenmiyorsanız bile çevrenizde bu tarz konuşmalara şahit olmuşsunuzdur. Borsa hem parası olan bazılarının mutlaka yatırım yapmak istediği ve para da kazandığı bir alan, hem de bazılarının kumar olarak gördüğü, daha evvel para kaybettiği için hayatta bir daha para yatırmam dediği bir platform. Bugün gelin borsa iniyormuş, çıkıyormuş, mevcut durumu bir kenara bırakalım ve büyük resimde borsaya, borsada işleyişin nasıl olduğuna ve borsa tarihine yakından bakalım. Borsada işlem yapar mısın? Hayır. Riskli görüyorum, o yüzden işlem yapmam. Yüzme bilmediğimiz anda denize girmenin bir anlamı yok. Onun için o konuda dışarıda kaldık. Neye dikkat ediyorsun? Ya, genelde firmanın mevcut kar marjına, bilançolarına falan filan inceliyorum. Yani biraz elimden geldiğince profesyonel yaklaşmaya çalışıyorum. Borsalar alıcı ve satıcıların eşleştirilmesiyle hisse senedi, yatırım fonları gibi menkul kıymet veya petrol, altın, kahve gibi emtia türü yatırım araçlarının el değiştirdiği, düzenli, denetlenen, yatırımcıların alım-satım yaparak fiyat değişimlerinden kar elde etmeye çalıştıkları platformlar. Birçok yatırım aracına ait çeşitli borsalar bulunmasına rağmen Türkiye'de borsa deyince hemen herkesin aklına hisse senedi borsası geliyor. Borsada yatırım yapmak için ilk olarak SPK lisansına sahip bir aracı kuruluş veya bankada yatırım hesabı açmak gerekiyor. Bir şirket kurmanız zordur. Yani büyük, karlı bir şirket kurmak zordur. Ciddi maliyet ise ve herkesin o kadar parası olmayabilir. Ama önemli bir şirketin ortağı olabilirsiniz. Pek çok hisse senedi var. 4-3 küsur tane hisse senedi var. Borsada işlem gören biliyorsunuz. Kar ettim, satabilirim. Veya o anda acil para ihtiyacım var. Ev alacağım, araba alacağım. Onu satabilmem lazım. Ama satabilmek için de bir ikinci el piyasa gerekiyor. Bu halka arz edilen hisse senetleri Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul'un gözetiminde işlem görürler. Bu işlemlerde alıcılar ve satıcılar burada belli fiyatlardan alım satım yaparlar. Hesap açmak gerekiyor herhalde. Tabii öncesinde gideceksiniz. Tabii ki bir tane aracı şirkette bir hesap açacaksınız. Bir yatırım hesabınız olacak. Yatırım hesabınız olmadan bir aracı şirkette borsadan hissesi senedi alamazsınız. Alış emriniz, satış emrinizi aracı kurumlar sizlerden alırlar ve Borsa İstanbul'daki yapıya iletirler. Bilmeden yatırım yapıyorlar ve mağdur olan sayısı çok fazla. O yüzden bence profesyonel kişilerden yardım alınması gerektiğini düşünüyorum. Borsa uzun vadeli yatırım yapılması gereken bir alan ama maalesef Türkiye'deki borsa yatırımcısı al-satçı. Bir şirkette yatırım yapmak sadece o şirketin hissesini almakla olmuyor. O firma kim? Nedir? Ne üretir? İhracat yapar mı? Büyüyor mu? Güçlü bir şirket mi? Pazarında lider mi? Bunlar çok çok önemli. Kızın için her ay temettü getiren hisseye yatırım yapıyordun değil mi Tuncay? Evet, evet. Hala yani, devam ediyor musun? Ediyorum ve 14 yıl oldu. Yatırımcılara şu mesajı vermek isterim. Kızımın okulunun yıllık ücretini şirketimden aldığım temettüyle ödedik mesela. Aldığınız maaşın %10'u ya da daha da az bir miktarıyla küçük küçük sevdiğiniz temettü verimi yüksek olan bir şirketin hissesini almaktır. Kısa vadeli al-sat yaparsanız bugünün adamı olursunuz. Eğer uzun vadeli büyüyen bir şirkete yatırım yaparsanız yarının adamı olursunuz.
borsa çok oynak bir borsa. Çünkü yerli yatırımcısı bireysel. Ve bu bireysel yatırımcının da yine borsa kültürü, hisse senedi kültürü yok, sabretme kültürü yok, vade koyma kültürü yok, sermayesi az. Kısa vadeli hareket etmek zorunda. Dolayısıyla fiyatlar çok oynuyor. Çok oynadığı zaman da insanlar hakikaten kumar gibi geliyor. Dolayısıyla kumar tartışması burada çıkıyor. Ev alırken araştırılıyor. İnternet sitelerine bakıyor, evler geziliyor, evin şekline bakılıyor, müteahhitlerle görüşülüyor. Her şeyi yapıyoruz. Araba alırken her şeyine bakıyoruz. Kaportasına, boyasına, bilmem nesine. Ama hisse senedi alırken bir kuaförden duyduğu hisse senedini, herhalde kafasında biri konuşurken duyduğu hisse senedi almaması lazım. Borsada hisse senetleri fiyatları sürekli değişiyor. Ani bir haber geldiği zaman ani yükselişler ve düşüşler olabiliyor. Ve yatırımcının psikolojisi de bu düşüşler ve yükselişler de bozulabiliyor. Ama bugün bir hisse senedi alıp uyusanız ve 5 yıl sonra uyansınız ve önemli şekilde para kazanırsınız. İstanbul Borsası'nın kökü 1866'ya kadar gidiyor. Galata'da Der Saadet Tahvilat Borsası adıyla kurulan piyasada hem devlet iç borçlanma senetleriyle Panama ve Süveyş kanalının tahvilleri hem de Selanik, Beyrut, Suriye'de yerleşik şirketlerin hisseleri işlem görüyordu. Aracıları da azınlıklardan olan bu borsa aslında bölgesel hatta uluslararası bir borsaydı. Osmanlı dönemine dayanıyor. Galata bankerlerine. Yabancı azınlıklar kuruldu. Yani aracı kurumlar onlardan oluşuyordu. Galata'da kuruldu. Sansaryan Han. Müslüman halk pek borsaya uğramıyordu. Hatta mekruh. Yani tam günah değil ama günaha yakın. Yani uygun olmayan faaliyet. Oradaki o Müslüman halkın Osmanlı borsasına katılmamış olması ve zaten ekonomik faaliyetleri de aslında Osmanlı İmparatorluğu'nun azınlıklara bırakmış olması bu sermaye piyasasına Türkiye Cumhuriyeti'nin biraz eksik başlamasına yol açtı. Yani dolayısıyla halkın hisse senedi yatırım kültürü az. Japonya'da yaşlısından gence herkes akşam saatlerinde o borsa şirketlerinin önünden geçen o şeyler oluyor akşam fiyatlar. Ellerinde kağıtlarla böyle notlar alıyorlar yani. Hepsi alıyor yani 7'den 70'e olan insanlar. Yani borsa onlar için emekli olmanın bir yolu. Borsa onlar için okul okumanın bir yolu. Borsa onlar için dünyayı gezmenin bir yolu. Yani böyle yaklaşıyorlar. Bir kültür aslında evet, değil mi? Çok farklı çok önemli, çok ciddi bir kültür. Bize baktığımızda bu tablo yok. Hemen hemen herkes hani alsat yapalım, bir şeyler yapalım diye. O yüzden hani bir sonuç da oluşuyor. Bugün bizim en yüksek şirketimiz tam rakamları bilmiyorum ama diyelim ki 6-7 milyar doları geçmez diye düşünüyorum. En büyük şirketimiz Türkiye Cumhuriyeti tarihinde borsaya açılmış şirketler içerisinde şu anda piyasa değeri olarak. Yaşlıların bakım evi, huzur evi Amerika'da 23 milyar dolar. Sıradan bir aracı kurum 20 milyar dolar. Yani rakamlar o kadar büyük ki. Ölçek çok farklı. Ölçek çok. Apple dediğiniz şirket baktığınız zaman neredeyse iki Türkiye diyor. Cumhuriyetle borsa önce İstanbul'dan Ankara'ya alındı. Dünyada 1929 büyük buhranı çıkınca borsa çalışamadı. Yeniden İstanbul'a taşındı. Bu sefer de araya 2. Dünya Savaşı girdi. Bu borsa bir tescil kurumu olarak varlığını 1980'li yıllara kadar sürdürdü. 1980 yılında İktisat Fakültesi'ne girdiğimde ben borsacı olacağım diye karar vermiştim. Ama 80'de daha borsa yok ortada. Yok, borsa yok ortada ama kağıtlar, hisse senedi Vakıfhan'da, 4. Vakıfhan'da işlem görüyor. Arkadaş falan birkaç tane hisse falan gösterdi. İşte dedi, bu dedi ileride çok değerlenecek falan dedi. Kafama da şey yaptı zaten, zengin olmayı kafaya koymuştum. En güzel şey de ya borsa ya da arsa. Türkiye'de borsa deyince aslında akla ilk gelen İMKB'dir. Temelleri 1984'te atılan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası dönemin başbakanı Turgut Özal'ın çaldığı gongla 1986'da işleme açıldı. İlk borsa başkanı Muharrem Karslı olurken borsanın ilk yeri de Cağaloğlu'ndaki Ziraat Bankası'nın ikinci ve üçüncü katıydı. Türkiye ekonomisinin nispeten istikrarlı olduğu, yeni bir atılım dönemine girdiği, ekonominin dışa açıldığı 80'li yıllar.
Özallı yılların döneminde açıldı borsa. Ekonomik faaliyetler gayet iyiyken bir borsanın açılması ve yeni bir enstrümanın devreye girmesi vatandaşta, halkta şöyle bir izlenim uyandırdı. Ya bir deneyelim bakalım nasıl bir şey. Yeni bir şey galiba bu. Biz aslında borsaya oturarak başladık. Sıralarda oturarak. Aynen bir ilkokul çocuklarının sıralarda oturması gibi. Oturarak başladık. Hatta o sırada Wall Street Journal Türkiye borsası açıldı ama işte bir ilkokul çocukları usluluğunda diye haber de yapmıştı. Resimli bir haber de yapmıştı. Cağaloğlu'nda üst katta bir bölüm vardı. O bölümde sandık seçim kurulları ya da yüksek seçim kurulu üyeleri gibi yetkililer vardı. Aşağıda herkes hangi hisseyi, hangi fiyattan ve ne kadar istiyorsa kağıda yazıyordu. Yetkililere veriyorlardı, sandığa atılıyordu. Akşamleyin aynı borsa seansı gibi düşünün. Belli bir saatte gong çalıyor ve bütün işlemler kesiliyor, sandıklar açılıyor. Oy sayımına geçiliyor gibi düşünün. Bu oylar tek tek ya da hisselerin eşleşme şeyleri tek tek ortaya çıkıyordu. Hangi fiyattan, kime, ne kadar işlem gerçekleşmiş deklare ediliyordu. İtiraz süresi vardı belli bir süre, bir saat kadar yanlış hatırlamıyorsam. Olur ya bir yanlışlık olur. Mesela ben borsaya ilk başladığımda hayatımın parasını yanlışlıkla bir işlemden kazandım. Birisi gelmiş bana çok düşük bir fiyattan bir hisse satmış. Kodu da ada olarak yazmış bana. Geldiler beni arıyorlar yana döne. Adabank'ın temsilcisi, ya benim işlemim yok ki, beni niye arıyorsunuz? Dediler böyle böyle falan. Hemen koştuk tahtaya geldik. Seansın bitmesine 5 dakika var. Şu anki parayla işte bir araba 200 bin lira falan. 200 bin liraya yakın, yani 20 milyon lira o zamanın parası, 91 yanlış hatırlamıyorsam, para kazandı. Çok hızlı paralar geliyor. Çok hızlı paralar gidiyor. Bir gün bir kağıtta pozisyon almıştım. Tavan alıcı yaklaşık 16-17 tane tahta tavan alıcılıydı. Bankası geldi, tık diye tabana verdi. Tabanı çizdiği zaman bütün hepsine veriyorum dedi. O anda şöyle bir atasözü var, dizlerimin bağı çözüldü derler ya. Birisi benim buradan dizlerimden bağı çekti ve yığıldım yere. Orada güzel bir araba parası kaybettim. Kısa süre sonra Cağaloğlu borsaya yetmemeye başladı. Yeni adres Karaköy'deki Erenhan oldu. İlk yıllarda Ürdün'ün tahta sistemi örnek alınırken 1989 dönüm noktası oldu. 32 sayılı kararla yabancı yatırımcılara borsada yatırım imkanı getirildi. 1993'te ise borsanın gelişiminde devrim olan bilgisayarlı alım-satım işlemleri başladı ve 94'e gelindiğinde seans sayısı 2'ye çıktı. Bu dönemin akıllarda kalan diğer yanı krizde 17 aracı kurumun batmasıydı. Karaköy'e gelirken tahta sistemine taşıdılar. Yani sandık değil de tahtada bir borsanın gözetmeni olacak. O sistemde tahtalara yazarak herkesin görebileceği şekilde daha şeffaf olsun diye. Fakat demokrasilere de çare tükenir mi? Onun da üç kağıdını buldular. Herkes birbirini, çok kalabalık. Borsanın bir eksperi duruyor tahtanın başında ama herkes birbirini iterdi. Düşüyor numarası yaparak omuzlarıyla falan o yazıları silerlerdi. Keçeli kalemle yazılan yazılar sonuçta. Ama bir bakmışsınız atıyorum 8.20'ye siz satmışsınız. Yarım saat sonra kağıt 8.90 olmuş. Onu bir şekilde oradan yok etmeniz lazım. Nasıl yapacaksınız? Herkes birbirini itiyor. Düşüyorlar. Ben çok hatırlıyorum burnumla düşerken tahta sildiğimi. Eyvallah yeminle, olsun. Akşamları çıktığımda gömleğim komple yazı oluyordu mesela. Seans, yani sürekli alım satıma dayanan bir sisteme geçtik. Bu tam olarak Türkiye insanını yakalayan bir şey. Yani sürekli al sat, sürekli spekülasyon yap, sürekli işte fiyatları izle ve para kazan ya da kaybet. Tabii aracı kurumlar yetişemedi aslında borsa müşterilerine. Bu sefer müşteriler sokaklarda bizzat kendileri de alım satım yapmaya başladı derken ayrıca bir sokak borsası da doğdu. Bir ara saymıştık Karaköy ve Tophane, işte bütün o civarlar ve caddeler, sokaklar hep böyle hisse senedi tezgahlarıyla doluydu. Aynen işporta tezgahları gibi. Paralar tabii çantalarda. 212 tane tezgah saydığımı hatırlıyorum. Yani bunu da haberleştirmiştik. Kimisi de bağırıp çağırıyordu. Yani Erdemir alır bilmem işte Çukurova satarım falan gibi.
sırada mesela şeyler vardı mesela. Gelip aradan girenler var. Orada çok kavga oluyordu. Sırada birbirini iterken yanlış işlem yapılıyordu. Mesela büyük bir spekülatör, büyük bir düşüş başlamıştı. Herkes gelip veriyor. Bu da bağırıyor herkesi. Diyor ki, kime veriyorsunuz bu şeyi, düşüremezsiniz bu tahtayı. Bu tahtı müthiş bir kağıt. O kadar hani büyük spekülatör, onun söylemesine rağmen tahta %60'a yakın değer kaybetti. Müşteri gelmiş kapıya, demet demet para ve siz müşteriyi kabul etmiyorsunuz. Dolayısıyla çok da fazla aracı kurum açıldı. Hatta bir ara aracı kurumların sayısı, hisse senedi sayısını geçti. 1994 krizinde bütün yatırımcılar, bütün finansal yatırımcılar para kaybetti. Yatırım yapılabilir kategoriden spekülatif kategoriye düşüyor Türkiye'nin reytingi ve Türkiye bir borç krizine giriyor. Ve de 17 aracı kurum yüz binlerce müşteri emanetini, müşteri portföyünü batırarak bu piyasadan çekildi. Sonra bunun mahkemelerde işte davası ve hak alacak verecek şeyi sürdü ve hala da devam ediyor. Bizim hep dönemimizde hep kriz oldu. 90 krizi, 96 Rusya krizi, 2000 krizi, 94 krizi, 2000'de Ecevit'in zamanında bu kitap krizi, anayasa krizi, 2001 krizi derken hep hayatımız krizlerle geçti. Bilgisayarlı sisteme geçirdikten sonra Karaköy'deki binanın üst katını bilgisayara, elit sistemi, elektronik iletim sistemi diye bir sistem kurdular. Oraya dediler aktaralım. Bir kısmı da yani pilot bölge gibi, bir kısmı da aşağıda devam etsin. Tamam dedik. Bir baktık yukarıda ben de çıktım tabii oraya. Uzay üssü gibi. Bilgisayar Türkiye'ye yeni geliyor o zamanlar. Şey gibi olduk böyle, Mars'a uydu gönderiyoruz falan gibi. Saat bitime 3-4 dakika var. Birisi bağırıyor, fişi çek, fişi çek. 100 bin yerine bir arkadaşımız 1 milyon girmiş. i5 işlemciler, i7'ler yok tabii. Yavaş yavaş böyle taramalı gidiyor, bilgisayarda görüyoruz. Arkadaş koşarak kalkıp fişini çekti. Makinanın, hani durdurmak için işlemi. Broker'la ilk başladığım dönemde acemiyiz. Ekran başına oturmak için sabırsızlanıyoruz. Arkadaş sen otur dedi bilgisayar başına. Abi dedi hemen dedi Adana C'yi tavana kadar çiz. Dedi, nasıl çizeyim dedim, bilmiyorum nasıl çizildi. Hayatımda üç tane ilk defa oturuyorum bilgisayar başına. Abi dedi bas sıfıra dedi, miktarı sıfır yazdı, fiyatı sıfır yazdı, çizdik. Elim ayağıma dolaşmıştı o zaman benim. Bizim borsamızın en büyük karakteri diyelim, oynaklık, manipüle edilmesi, spekülasyona maruz kalması filan. Hem hisse senetlerinin hem endeksin. Yani bizim borsa dünyanın en büyük, çok kazandıran borsası bir yıl. 1989 örnek. Ama 1988'de dünyanın en çok kaybettiren borsası. Biz de o zaman bir tophane edebiyatı tutturmuştuk. Ve dansözle borsa endeksini biraz eşdeğer haline getirmiştik. İşte borsa tophaneden taşınırken İstinye'ye taşınma şeyinde böyle bir yazı da yazmıştık. İşte dansöz gibi oynayan borsa. O sırada bazı arkadaşlar da birkaç tane dansözle anlaşıp tophanenin o rıhtımında Elveda Partisi düzenlerken dansözleri de o partiye davet etmişlerdi. 1995'te borsa yine kabına sığmamaya başladı. Tuncay Artun başkanlığındaki borsa halen kullandığı İstinye'deki binasına taşındı. 1997 yılı başında 100 bine yaklaşan borsada radikal bir kararla endeksten 2-0 atıldı. 2001'de ise borsa tarihindeki 3. devrime sahne oldu. Uzaktan erişim başladı. İnsanlar artık internete bağlı oldukları her yerden işlem yapabilir hale geldi. Aynı yıl Türkiye'yi etkisi altına alan ekonomik krizde borsada işlem gören 35 şirket battı. Bankalar batınca bankaların sağlam olan, ayakta olan, canlı olan şirketleri de banka batışından sorumlu tutularak el konuldu. Ve başlangıçta halka açık, halka açık olmayan ya da işte şirketi batıran patronla şirketin ortağı küçük hissedarlar eşit tutuldu. İşte 35 şirket ya da o zamanki borsa şirketlerinin %10'u battı. Bu çok ciddi bir yatırımcı kitlesinin zarar etmesine yol açtı. Sayısı yaklaşık 750 bin.
haksız yere yatırımcılar mağdur edilince borsada uzun dönemli bir güven kaybına uğruyor. Ve bu güven hala yerine gelmiş değil. Borsada zengin olunuyor muymuş? Tabii, kesinlikle. Şimdi ben hiçbir şey yapmamış olsaydım, borsadaki senetlerimi tutmuş olsaydım herhalde 6-7 milyon dolarım olmuştu. Mesela bir tane bir arkadaşım, bir örneği vereyim. Çok güzel para kazandılar. Sohbet ediyoruz. Şöyle sohbette şey dediler. Biz banka kuracağız dediler. Dedim ki bunlar artık sıyırdı kafayı artık. Çünkü bu işin sonu batmak. Seneler geçti. Arkadaşıma rastladım. Ne yapıyorsun dedim. Dedi ki annemin dedi 3 aylığını aldım dedi. Şey yaptım işte 5.000 lira falan yaptım dedi. Çok acı bir şeydir. Yukarı çıktıktan sonra öyle hızlı yaşıyorsunuz ki yani ona para da yetmez. Hiçbir şey yetmez. Sağlığınız da gidiyor. Gelindiğinde borsa yeniden yapılanarak 27 yıllık ismine veda etti. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası adının yerine Borsa İstanbul geldi. Yeni dönemde vadeli işlemler borsasıyla altın borsası da Borsa İstanbul çatısı altına girdi. 2013 sonrası en büyük değişim vadeli piyasalarla teknolojik altyapının gelişmesi oldu. Küresel borsalarda olduğu gibi algoritmalar, robot yazılımlar devreye girdi. Saniyenin binde birinden kısa sürede emirler girilmeye başlandı. Bu dönem borsada saat 10 ile 18 arasında kesintisiz işlemlerin yapılabildiği, endeks seviyesi ve yerli yatırımcı sayısında rekorların kırıldığı ve 2020'de tekrar endeksten 2-0'ın atıldığı bir dönem olarak kayıtlara geçti. Borsa başlangıçta aracı kurumların sahipliğindeydi diyelim. Ve şu anda aracı kurumlar bir üyeyle temsil ediliyor. 5 kişilik yönetim kurulunda. Aracı kurumların borsadaki payı da son derece düşürüldü. Türkiye Varlık Fonu sahibi oldu. Dolayısıyla devlet sahibi oldu. Devletleştirildi. Yani özelleştirme amacıyla yola çıkılan bir borsada borsa devlet borsası haline geldi. Borsa İstanbul altyapısıyla kurumlar bunun çok daha üzerinde. Yani bir milisaniyenin, saniyenin binde birinden daha hızlı şekilde emiri gönderebilir hale geldiler. Bilgisayara diyorsunuz ki şöyle kurallara göre bir algoritmik dizayn yapıyorsunuz. O dizayna göre makine sizin yerinizi alıyor satıyor. Ve çok hızlı alıp satıyor. Bu dünya teknolojilerini yakalamamız anlamında güzel. Ama bireysel yatırımcıların da işte ben o bir kademelik, iki kademelik parayı kazanayım noktasında da işlerini zorlaştırdı. Zaten yapmasınlar. Yani burada bir kademe, iki kademeli işlem yapacak bizim gibi profesyoneller olmalı. Bireysel yatırımcı bunları kovalarken asıl büyük resmi kaçırır. Yani aldınız, çok güzel bir sistemi aldınız ama arada bir iki hareket, ya buradan satsam, buradan yerine koysam, ikinci de yapmazsınız, üçüncü de yapmaya kalktığınız zaman gereksiz şekilde senetleri elinizden kaptırabilirsiniz. Borsanın 1985'te yeniden düzenlenerek İMKB adıyla faaliyete geçmesi, küreselleşme, piyasalaşma dönemine girilmesi ve 89 yılında sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesi gibi önemli dönüm noktalarını da beraberinde getirdi. Borsa toplumsal hizmet anlayışı açısından 90'lı yılların sonunda Türkiye'de 400'den fazla temel eğitim okulunu inşa ederek devlete bağışladı. Öyle ki hala Türkiye'nin birçok şehrinde İMKB okulları var. Ve Cağaloğlu, Karaköy, İstinye derken 36 yıllık borsa tarihinde acı tatlı birçok anıya da tanıklık edildi. Borsa şöyle bir karar aldı. Dediler ki bu tahta sisteminde yani siliniyor yazılar. Çok sağlıklı değil. Ne yapalım? Dediler ki kağıt asalım. Aa, çok güzel, silinmez. Demokrasilerde çare tükenir mi? Tükenmez. Hemen kağıdın kenarından tutuyorduk. Dönerken birileri de bizi çeviriyordu tabii. Cağap kağıdı yırtıyordu. Çok kavga gürültü oluyor muydu? İnanılmaz. Şimdi bir grup oradaki emirleri korumaya çalışıyor. Bir grup da yok etmeye çalışıyor. İster istemez aralarında ihtilaflar, üst üste şey yapmalar falan. Çoğu zaman karakolda bitti. Tek tek toplanıp kağıtlar karakola götürüldü. Karakolda yere serildi, birleştirilmeye çalışıldı falan. Yıllık İMKB ve BIST döneminde yüzlerce şirket halka açıldı.
Halka açık kısmın sermaye artırımlarına düşen payıyla birlikte aslında borsa ekonomiye ve şirketlere toplam 100 milyar doları aşkın kalıcı kaynak sağladı. Yabancı yatırımcılar da geldi borsaya. Hatta bir ara borsada yabancı payı %70'leri aştı. Ancak son yıllardaki satışlarla bu pay %50'nin altına, hatta %40'lara kadar düşmüş durumda. Yabancıların senin ülkene gelip hisse senedi alması aslında sana yatırım yapmasıdır. Bu senin dünyada yatırım yapılabilir gözüyle görülen bir ülke olduğunu gösterir. İkincisi, hisse senedi sayınız bellidir. Yabancının girmesiyle ekstra bir alım daha geldiği zaman bu sizin borsanızı yukarı doğru yükselten önemli de bir faktör olacaktır. Büyük şirketler var, çok büyük şirketler. Bu şirketlerin hisse senetlerini alabilecek Türkiye'de kapital yok. Yani yerli yatırımcının parası belli. 2000 kişi sadece 1 milyon TL'nin üzerinde bakiye sahibiydi. Yani rakamlar çok düşük. Şirket çok güzel, karlılığı çok iyi, gelecekleri gibi beklentileri var. Yatırımcı bunu almış, kenara çekilmiş, duruyor ama hisseyi yükseltebilecek güç yok. Onu yükseltecek olan güç o kurumsal büyük alış yapacak bir güçtür. Çünkü sürekli alıyor. Yatırımcı, küçük yatırımcı da bıkmış. Alıyor, 3 kademe üzerine çıkıyor, %5 üzerine çıkıyor, satıyor. Fiyat bir yukarı aşağı oynayıp duruyor. Uzun dönemli yatırımcı geldiği zaman, o blokajı yaptığı zaman daha yukarı hareket yaşanabiliyor. Borsayla ilgilenenler bilir. Ayı ve boğa piyasalarından söz edilir. Yükseliş trendinde olan piyasalara boğa piyasası, düşüş trendinde olan piyasalara da ayı piyasası adı verilir. Boğa piyasasında ekonomik büyümenin hızlanacağı ve varlık fiyatlarının yükselmeye devam edeceği beklentisi hakimken, ayı piyasasında durum tersidir. Yani ayılar düşüşe oynayanları, boğalar yükselişe oynayanları temsil eder. Amerika'nın New York kentindeki borsa binasının önünde bulunan ünlü bronz boğa heykeli bugün hem Wall Street'in sembolü hem de turistlerin uğrak noktası. Ve bizim borsamız dahil dünyanın pek çok borsasında da bu hayvanların heykellerine rastlamak mümkün. Boğayla ayıyla da bitmiyor iş sadece. Çünkü çoğu kişinin böyle yani bilmediği çok hayvan... larla ilgili çok isimler var. Mesela tavşan vardır. Tavşan piyasası tamamen yataydır. Yani ne ayıların egemenliğinde ne de boğanın egemenliğinde olan bir şeyi piyasa ifade eder. Bunun dışında karga vardır. Karga ne şahin ne güvercin olan bir merkez bankasını mesela ifade eder. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği verilerine göre Türkiye'de yatırımların %34,1'i dövizde tutuluyor. Onu %29'la TL mevduat izlerken 3. sırada devlet iç borçlanma senetleri var. Tasarrufların borsada tutulan kısmı ise sadece %6,7. Yani her 100 liralık tasarrufun sadece 6,7 lirası borsada tutuluyor. Bu haliyle Türk halkı borsaya uzak. Yerli yatırımcıların 10 katı daha uzun vadeli yatırım yapıyorlar yabancılar Türkiye borsasına. Son geldiğimiz rakamlar işte 17 gündür ortalama vade yerli yatırımcılarda, yabancı yatırımcılarda 71 gün. 1989 İstanbul Borsası tarihinde yabancılara açılması nedeniyle çok önemli bir tarihtir. Bir de Türkiye Yatırım Fonu devreye girmiştir aynı yılda. O da 120 milyon dolar büyüklüğünde bir büyük fondur. Türkiye borsasını yabancılara tanıtan, açan ve yabancıları Türkiye'ye teşvik eden bir karardır o. Bizim yatırımcılarımızın en büyük sorunlarından biri de bu. Yani borsayı spekülasyon aracından daha çok bir kumar aracı görmelerinin en önemli sebeplerinden biri hukuk sisteminin ya da yaptırımların o kadar kuvvetli olmayışı. Yani bir hisse senedi alıyorsunuz, 6 yıl sonra oradan elde edeceğiniz temettü kar payıyla şirketin elde etme maliyetinizi çıkarıyorsunuz. Büyük bir getiri. Yani ev almaktan daha iyi bir getiri ama 6 yıl boyunca bu şirket bunu vermeyi garanti ediyor mu? Sıkıntı burada. Bunun garantisini sağlayabilsek, o şirketlerin temettü vermesiyle ilgili kuralları katı hale getirebilsek, Amerika'daki gibi yılda 3 kere 4 kere temettü vermelerini sağlasak ben çok daha iyi şeyler yaşayabiliriz. Türk yatırımcıların hepsi düşen hisse fiyatından çok fazla rahatsız oluyorlar. Uzun vadeli yatırım aslında çok zor bir iştir. Çünkü bir psikoloji işidir. Biz hep 100 kişiyle yola çıkarız. 3 kişi olarak bitiririz maalesef bu uzun vadeli yatırım. Evet efendim, izleyelim.
izlediniz. Cağaloğlu, Karaköy, İstinye derken borsada tahta sıralardan cepten hisse alımına uzanan 36 yılın kilometre taşlarını olabildiğince bu programa sığdırmaya çalıştık. Ama hem bu alanda paylaşılması gereken bilgi çok, hem de ilgi duyanların deneyimlemesi gereken uzun bir süreç var. Finansal okuryazarlık, yani herkesin gelirini, giderini, birikimini, bütçesini doğru yönetebildiği bir yetkinlik gerekiyor. Bunun için araştırmak, doğru kaynaklara ulaşarak çok okumak, finansal piyasalara ilgi duyuyorsak bu ekosistemde yer almaya çalışmak ve profesyonel yardım almak mühim. Hem bireylerin alsattan uzaklaşarak borsada uzun vadeli yatırımcı olması, hem de iyi ve büyük şirketlerin halka açılması ya da halka açıklık oranını artırması da sermaye piyasalarının gelişmesi açısından hayati önem taşıyor. Unutmayalım, hayatı doğru yönetmek parayı da doğru yönetmeyi gerektiriyor. Umalım herkesin hak ettiği gelire ulaştığı, eline geçen parayı artırabildiği ve doğru harcadığı, yabancı yatırımcıların yeniden Türk piyasalarına ilgi gösterdiği ve Türk şirketlerinin borsada yer alarak ekonomiye katkı sunduğu günler yakın olsun efendim. Halkbank'ın katkılarıyla.